önceki toplantıda da bir araya gelmiştik ama bugün tek bir amacımız var. Tuvalet becerisini çocuklarımıza kazandırmak. Umarım hepimiz bu işin sonunda bu işi halletmiş olacağız. Tuvalet becerisini kazandırmış olacağız. Yani çocukla geçirilen zamanı ele aldığımızda daha çok aileler bu işi üstlenmeli ve çocuğun kreşi olur, özel hayatı olur. Olmazımız. O yüzden yani çocuk bu işlerin öğretimin işte bu çocukla bu becerileri ya da bu tuvalet eğitim sürecini halletmeye çalışırken yaşadığımız zaman kaybını bile karşıma kararı çıkacakken tuvalet becerileri olmadığı için kararı özel alt sınıflar olabilir, uygulama merkezleri olabilir. Bazen de hocalar bu işi kabul etmeyip her türlü yolcularında bir çocuk kreşe gittiğinde de, toplumsal hayatta da altına kaçırdığında ya da o sırada eğitimcisi onu alıp altını değiştirdiğinde ya da anne ben bu işi yapmaya hazırım demeli. Çünkü dediğim gibi, en başta dediğim gibi bu işin ana uygulayıcısı ve lideri konumunda olan aile olacak. Aile hazırsa, ben bu işi yapmak istiyorum diyorsa bir sonraki basamak önümüzdeki 3 ayda yani bu beceriyi başlama kararı verirsiniz ama en az 3 ay. Ya bazen 2-3 günde bitecektir, bazen bir haftada bitecektir ama bu çok nadir gördüğümüzdür. Genelde bu iş haftalar, aylar alabiliyor. Baştan işte bu alışkanlığı doğru kazandırmak gerçekten bu yüzden. Çıkartmalıyız yoksa? Siz oturtmadınız. Oturtmadık ama hiç oturtturmadık. İçeriye girdiniz. Girdim. Bezini ona indirdiniz. Evet. Taşınabilir böyle uzatıp. Bugün tuvalet eğitimini gerçekleştirdik. Otizm Mahalli Danışma Merkezimizden 0-72 ay arasındaki otizmli çocuklar faydalanmakta. Çocuklarımızın öz bakım becerilerine dair tüm becerileri çalışıyoruz. Onları bu eğitimlerle destekliyoruz. Her çocuğumuza kapımız açık. Yaşı uymasa bile, faydalanamasa bile biz ona uygun bir şey buluruz. Kendi çocuğumuz gibi ilgileniriz. Bu eğitimin amacı çocuklar tuvalet becerilerini mutlaka kazanmak zorundalar. Onları özgürlüğe, bağımsızlığa, sosyal hayattaki kabullerini artıran en önemli hususlardan biri tuvalet eğitimini kazanmaları. Bu becerileri mutlaka aileler belli bir bilinçle uygulaması gerekiyor. Bu eğitimi yapmamızın amacı aileleri bu uygulama noktalarında geliştirmek, aynı zamanda evdeki süreçlerinde onlara yardımcı olabilecek belli bir kaç ipucu vermek. Genelde tepkiler olumlu. Umarım sizlere de böyle söylüyorlardır. Çünkü iş başında nasıl emek verdiğimizi görüyorlar ve çocuklarında da bugüne kadar gelişmeyen bazı becerilerin nasıl hızlıca öğrenebildiklerini görüyorlar. Pekiştirmelerin ne kadar işe yaradığını, bilimsel dayanaklı yöntemlerin ne kadar etkili olduğunu görüyorlar. Yani Mersin Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi'nde otizmli çocuklara ücretsiz bir destek sunuyor. Ve oradaki eğitimciler bu işe gerçekten değer vermeseler bilimsel dayanaklı yöntemlerin peşinden koşmazlar. Öğretmenlerimiz bizim her zaman peşimizde. Gerçekten bu işi öğrenmek için sorular soruyorlar. Uygulamalarda kendini geliştirmek için çabalıyorlar. Dış denetimleri üstesinden gelebiliyorlar. O yüzden burada gerçekten değerli eğitimciler var, değerli ergoterapistler var. Ailelerin buraya mutlaka çekinmeden değerlendirme oturumları için gelmelerini söyleyebilirim. Yaklaşık 8 aydır Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışmanlık Merkezi'nden eğitim alıyoruz. Haftanın 2 günü oradayız. Yaz 3 yaşında olduğu için oğlumun adı Yaz. 3 yaşında olduğu için tuvalet eğitimini nereden nasıl yapabiliriz diye bir arayış içerisine girmiş. Bu kadar ayrıntılı bilgi almak her yerde mümkün olmuyor ama burada gerçekten nitelikli ve dolu dolu bir eğitim oldu. Sabit bir hızda gittiğimizde ama iyi bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Eğitim sadece okulda değil, evde devam ettirebilmemiz için de verdiği yönergeler bana da oğluma da eğitim sürecinde çok fazla katkısı oldu. Notlarımızı alarak, dakik davranarak ilerlememiz gerektiğini, her şeyde birlik içerisinde öğretmenlerimizle, ailemizle, çocuğumuzla neler yapmamız gerektiğini anlattı. Gayet de yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki eğitim daha fazla gerekiyor bizim için. Yeni nesil için, yeni çocuklar için. Biz de bilgileniyoruz. Ona göre çocuklarımızı yetiştiriyoruz.